Değerli arkadaşlar, bir kez daha iyi hafta sonları dileyerek merhabalar diyorum. Sevgili dostlar, bu hafta sonunun ikinci analizini Viyop konusuna ayırmak istedim. Viyop konusunda zaman zaman analiz taleplerinde bulunuyorsunuz ama maalesef ki izleyenlerin sayısında çok az bir oran görebildiğim için, özellikle borsa ve Viyop konusunda yeterli bir ilgi görmediğim için ben de bu analizlere çok fazla yer vermiyorum. Özellikle borsa konusundaki analizler detaylı olmak zorunda. Aracı kurumların, özellikle yabancıların ne işlemler yaptıkları ve hangi maliyetlerle alıp sattıkları konusunu şahsen ben son derece önemsiyorum. Sizlerin de önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu şekilde başarı sağlanabilir kanaatindeyim. Ama bu tür çalışmalar oldukça emek isteyen çalışmalar. Yeteri kadar ilgi oluşmayınca da ilgi görmeyen bir ürünü vitrine koymanın da bir anlamı olmuyor. Eğer dostlarınızla, arkadaşlarınızla bu analizlerden hoşnut iseniz eğer, bunları paylaşabilirseniz, ilgiyi biraz daha artırmak noktasında sizler de yardımcı olabilirseniz, ben de üzerime düşeni yapmaya gayret göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar, Viyop konusu dedim. Viyop olayını bilen arkadaşlar için değil tabii ki, yeni başlayanlar veya konuya tam anlamıyla vakıf olmayanlar adına söylüyorum. Viyop gerçekten çok farklı bir piyasadır. Kaldıraç oranı söz konusu olduğu için zarar riski yüksek olan bir enstrümandır. Ancak bunun paralelinde yönü doğru tahmin edebilirseniz son derece iyi kazançlar elde edebilmeniz de mümkündür. Zira Viyop'ta ana mantık, malumunuz üzere, herhangi bir enstrümanın yönünü tespit edebilmektir. Yükseleceğini düşünüyorsanız uzun veya long pozisyon açıyorsunuz. Düşeceğini düşünüyorsanız, değer kaybedeceğini düşünüyorsanız ise short veya kısa pozisyon açmak suretiyle o yöndeki gelişmeleri takip etmektesiniz. Ve yine Viyop'ta bir diğer önemli avantaj ise, birçok piyasada sadece yükseliş olur ise para kazanma şansınız var iken, anlatmış olduğum bilgiler çerçevesinde Viyop konusunda herhangi bir enstrümanın düşüşünden de para kazanabiliyorsunuz. Örneğin borsa değer kaybederken veya Viyop alanında işlem görmekte olan hisse senetleri değer kaybetmekteyken yine bu anlamda da para kazanma şansınız olabiliyor. Tabii ki Viyop'un bir diğer önemli unsuru ise hedge etmek dediğimiz, pozisyonlarınızı ya benim düşündüğüm şekilde gelişme olmazsa adına sigortalayabileceğiniz bir anlam taşımakta. Endeks adına belli hisseleriniz vardır. Bu hisselerde yükseliş beklersiniz ama ya düşerse endişesiyle belli bir oranda Viyop alanında short pozisyon, kısa pozisyon açmak suretiyle olası değer kayıplarından bir şekilde kendinizi koruma imkanınız da bulunabiliyor. Evet, Viyop konusundaki bu ön açıklamaları yaptım. Bu arada sevgili arkadaşlar, eğer Viyop konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız, bu konuya ilginiz var ise mesajlar bölümüne yazdığınız yorumları ve mesajları göremeyebiliyorum. halukcanberk35@gmail.com mail adresime bir mail yazarsanız, bu konudaki ilginizi, alakanızı ve amacınızı belirtirseniz ben sizlere daha özel bir yardımda bulunmaya da çalışabilirim. Evet arkadaşlar, gelelim Viyop hususundaki geçtiğimiz haftanın gelişmelerine ve önümüzdeki haftanın beklentilerine. Değerli dostlar, Viyop'la ilgili olarak geçtiğimiz haftanın borsa yorumunda aktarmış olduğum 2 ila 17 Mayıs tarihleri arasında, Mayıs başı ile 17 Mayıs tarihi arasında, yani önceki haftaya başladığımız tarihi dikkat almak suretiyle bir takas analizi aktarmıştım ve bu analizimde TEB Yatırım'ın elinde 51 bin kontrat civarında long pozisyonu olduğundan, Citibank'ın 24 bin kontrat civarında, Kredi'nin ise 21 bin kontrat civarında long pozisyonu olduğundan bahsetmiştim. Arkadaşlar, geçtiğimiz haftanın tablosuna baktığımız zaman, yani Mayıs başı ile son durumu dikkate aldığımız zaman, son tarihi dikkate aldığımız zaman bu pozisyonlarda nasıl bir değişim söz konusu olmuş? Değerli dostlar, görebildiğimiz tablo şu. TEB Yatırım pozisyon artırmış, long pozisyonlarını artırmış ama İş Yatırım'ın yaklaşık 55 bin kontrata ulaşan, 46 bin kontrattan 55 bin kontrata ulaşan short pozisyon sayısına ulaştığını görmekteyiz. Yine Yapı Kredi Yatırım'ın short pozisyon sayısını artırdığına tanık oluyoruz. Garanti Yatırım'ın bir miktar daha short pozisyon sayısını artırdığına tanık oluyoruz. Ama değerli dostlar, esas önemsememiz gereken nokta 2 Mayıs ila 17 Mayıs tarihleri arasında Citibank'ın elinde 24 bin kontrat long pozisyon bulunuyorken, son durum itibariyle elinde 12.400 kontrat kalmış, yaklaşık 12.000 kontrat civarında long pozisyonlarından kaçış yaratmış. Yine kredite baktığımız zaman
21 bin kontrat civarında elinde long pozisyon bulunuyorken kredide bu sayıyı 17 bin kontrat civarına kadar düşürmüş durumda. O halde long pozisyonlardan bir kaçış olduğunu görüyoruz. Yine bir başka bakış açısıyla sevgili dostlar, 2 Mayıs ile 17 Mayıs tarihleri arasına baktığımız zaman short pozisyon sayısında yaklaşık 11 bin kontrat civarında, 10.900 kontrat civarında bir üstünlük olduğunu görüyorken son durum itibarıyla arkadaşlar baktığımız zaman bu rakamın 3.400 kontrat civarına gerilemiş olduğunu düşünüyoruz, görüyoruz ve bu tabloda şunu ifade etmekte ki endeksin yaşamış olduğu ciddi geri çekilme sonrasında short pozisyonların sayısında önemli bir azalma oluşmuş. 11 bin kontrattan 3.400 kontrat seviyesine kadar düşmüş durumda ilk 5 kurum bazında. Değerli arkadaşlar, genel olarak bu hafta itibariyle short pozisyonların ön planda olmasına rağmen short pozisyonların endeksin yaşamış olduğu geri çekilme ve Viyop Haziran kontratlarının yaşamış olduğu 106 bin seviyesine doğru yaşanan geri çekilme sonrasında short pozisyonlarda bir azalım olduğunu görmüş bulunmaktayız. Ancak önemli olan bu tepkinin ne kadar devam edebileceği ve bu tepkinin tıkandığı noktada yeni short pozisyonlar açılıyor mu açılmıyor mu ve bir başka ifadeyle bu tepki süreci içerisinde eğer long pozisyonlarında bir artış görebiliyorsak tepkinin de biraz daha devam edebileceğine kanaat getirebileceğiz. Değerli arkadaşlar, Viyop grafiğimizde Haziran ayı kontratları itibariyle konuya baktığımız zaman geri çekilmenin hız kazandığı, satışların hız kazandığı 130 bin yakınlarından 106 bin seviyesine doğru oluşan bu geri çekilme sürecinin dikkate aldığımız zaman karşımıza şöyle bir Fibonacci çizimi çıkmakta, Fibonacci görüntüsü çıkmakta. 23.6 seviyesine denk gelmekte olan seviye şu an için günlük grafikler adına, günlük gelişmeler adına takip etmemiz gereken önemli bir direnç noktası konumunda. Bu seviye arkadaşlar 111.300 seviyesine tekabül ediyor. Dolayısıyla 111.300 seviyesine kadar bir tepki oluşabilir ama 111.300 seviyesi direnç etkisi yaratmıyor ve bu seviye artık bir destek konumuna getirilecek olur ise bu durumda özellikle takip etmemiz gereken şurada görmekte olduğunuz sarı hattımızdır. Bu sarı hattımız ise sevgili dostlar 113.400 seviyesine denk geliyor. Zira 113.400 seviyesi niçin önem taşıyor? Daha önce 108 bin lira yönelik bir geri çekilme olmuştu ama bunun tepkisinde 113.200-113.300 seviyelerine yaklaşırken önemli bir direnç etkisi görüldü ve buradan satışların hız kazandığına tanık olduk. O halde 113.200-113.400 bölgesi yakından izlenmeli. Şayet değerli dostlar 113.500'ün üzerine çıkılacak olur ise bu durumda bir sonraki Fibonacci direncimiz olan 114.500-115.000 bölgesine doğru bir hareketliliğin olabilmesi mümkündür. Zira borsa yorumunda da arkadaşlar endeks yorumunda da anlattığım üzere 115.000'lere yönelik bir atak yaşanabilmesi için özellikle S400'ler konusunda olumlu haberlerin gelmesi gerekiyor. Bu şu an için en yakın olarak takip etmemiz gereken gündem. Mevcut duruma baktığımız zaman değerli arkadaşlar eğer ki bu tepki devam edecekse genel bakış açısıyla 111.400 seviyesine pardon 111.300 seviyesine öncelikle yakından dikkat etmemiz gerekiyor günlük grafiklerimiz adına. Değerli arkadaşlar bir de 120 dakikalık grafikler nezdinde konuya bakalım isterseniz. 120 dakikalık grafikler biliyorsunuz piyasada artık saat başı yön değişebiliyor ve bu tarz kısa periyotlar yön değişimlerini en seri bir şekilde yakalayabilmek adına önem taşımakta. 120 dakikalık grafiklerimiz itibariyle değerli arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz bir direnç noktamız bulunuyor ve zira 106 bin seviyesinden başlayan atakta İlk olarak bu direncin etkisini çok net bir şekilde gördük. Bu direncimiz arkadaşlar hangi seviyeye denk gelmekte? 109.900 seviyesine denk gelmekte. Şurada görmekte olduğunuz gibi 109.900 seviyesini aşamadık. En yüksek seviye olarak 109.775 seviyesi görülebildi Cuma günü itibariyle. Evet arkadaşlar öncelikle aşılması gereken seviye 109.900'ler daha doğrusu 110.000 diyelim. 110.000 seviyesinin aşılmasını yakinen takip etmek durumundayız. Ancak şurada görmekte olduğunuz bir sarı hattımız bulunuyor ki bu seviye ise
kısa vade adına, gün içerisindeki işlemler adına 109 bin seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Yani değerli arkadaşlar, pazartesi günü veya önümüzdeki ilerleyen günler itibariyle 109 bin seviyesine yönelik geri çekilmeler oluştuğunda, bu geri çekilmeler 109 bin ila 109.500 aralığında bir tepki yaratıyor ise ve kısa süreli 109.500 aşağısında kalınıp da hızlıca 109.500 üzerine çıkılabiliyor ise, bu durumda şu direncin zorlanmak ve aşılmak yönünde bir niyet olduğunu düşünebiliriz. Ancak 110.000 seviyesine yaklaşımlar yine yoğun satışlar ile karşılanıyor. Ama 109.500-110.000 aralığında bir sıkışma oluyor ise, işte bu durumda bu sıkışmanın süresini dikkate almak kaydıyla 109.500 seviyesine ne kadar yakın konumda olduğumuz dikkate alınmak suretiyle 110.000 direncinin bir şekilde aşılıp aşılmayacağı hakkında karar verebiliriz. 109.500 üzerinde eğer tutunma uzun süreli olarak devam ediyorsa 110.000 seviyesinin de aşılması yönünde isteğin biraz daha artmış olabileceğini düşünebiliriz. 110.000 seviyesi aşılır ve bu seviye destek konumuna getirilecek olur ise, bu durumda takip etmemiz gereken direncimiz 38.2'ye denk gelmekte olan 112.300 seviyesi olacaktır. 112.300 seviyesi arkadaşlar 110.000 üzerinde takip edilmesi gereken bir direnç bölgesidir. Genel anlamda 111.750-112.300 aralığına yakından önem vermek gerekiyor. Zira bu seviyenin de aşılması durumunda artık biraz önceki grafiğimde de ifade ettiğim gibi 115.000 seviyelerine yaklaşım mümkün olabilecektir. Ancak değerli dostlar, özellikle 113.200 seviyesinin bir önceki grafiğimde ifade etmiş olduğum yukarı yönlü ataklarda bir coşkuyu gördüğümüz anlarda çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir seviye olduğunu hatırlatıyorum. Ve yine saatlik bazda işlem yapmakta olan, anı değerlendirme konumunda olan yatırımcı arkadaşlarım ise yakından takip etmesi gereken seviye 110.000 seviyesinin üzerinde 112.300-112.500 bölgeleri olacaktır. Daha doğrusu 111.750 ile 112.300 aralığını bir direnç bölgesi olarak bir köşeye not etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, konuyu yakından takip eden arkadaşlarım eminim ki şu hususu da merak ediyorlardır. Acaba yapılan işlemler Haziran vadede bu şekilde ama bir sonraki vade olan Ağustos vadede neler oluyor bitiyor? Arkadaşlar, Ağustos vade şu an için son derece sakin durumda. Çok yoğun işlemler geçmiyor. İlk 10 kurum bazında baktığımız zaman 58 kontrat civarında alıcıların üstün konumda olduğunu görmekteyiz. Ancak henüz bu vadeye bir geçiş söz konusu olmadığı için bu vadedeki işlemler son derece sığ durumda. Evet değerli dostlar, BIOP konusunda şu an için aktarabileceğim bilgiler ancak bundan ibarettir. Değerli arkadaşlar, bir hususu daha hatırlatayım. Borsapivot.com isimli sitede her akşam saatlerinde bir sonraki gün için gerek günlük, gerek haftalık, gerekse aylık bazda BIOP Haziran vadenin veya en yakın vadenin pivot destek ve dirençleri paylaşılmakta. Bu sitenin ana sayfasından kolaylıkla bu verileri takip edebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar, sizlere önümüzdeki hafta için BIOP kontratlarında dikkat edilmesi gereken pivot seviyelerini de şimdiden hatırlatmış olayım isterseniz. Evet, son durum itibariyle kapanışımız 109.050 seviyesinden gerçekleşti. 108.875 seviyesi önümüzdeki hafta için bir pivot seviyesi konumunda. Bu seviye üzerinde kalabiliyor isek eğer 111.750, biraz önce 111.750, 112.300 olarak ifade etmiştim. 111.750 seviyesi ilk önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. Şayet 111.750, 112.300 aralığını geçebilir, bu direnç bölgesini aşabilir isek, bu durumda 114.275, bunun da ötesinde 115.000 direncine dikkat etmek koşuluyla 117.150 seviyesi gündeme gelebilirmiş pivot verileri itibariyle. 108.875 seviyesinin aşağısında kalındıkça, ki biraz önce 109.000 seviyesinin bir destek özelliğine haiz olduğunu ifade etmiştim. 109.000 aşağısındayız arkadaşlar. 106.350 seviyesi
ki en düşük seviye olarak 106 bin görülmüştü. 106 bin, 106 bin 350 seviyesine tekrar geri dönüş riskinin mevcut olduğunu görmekteyiz. 106 bin desteğinin kırılması durumunda ise 103.500'lere doğru bir geri çekilme olasılığı gündeme gelebilirmiş. Sevgili dostlar, BIOP konusunda şu an söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalınız, selamlar, saygılar.